bilin bakalım neredeyim diye ufak bir soru sorsam herhalde çok zorlanmazsınız. Arkada son derece önemli iki nişane var. Bir tanesi biliyorsunuz Türkiye'nin en değerli, en önemli tarihinde izi olmuş Ulu Cami'nin minaresi. Bir diğeri de yine heybetiyle birlikte seyir terasıyla bizleri selamlayan bir kule. Sivrihisar'dayız elbette, Eskişehir'in en büyük ilçesinde. Malumunuz pandemi bizleri biraz evlere hapsetti. Sokağa çıkarken bile imtina ediyoruz. Çok fazla gezmeye, tozmaya, vakit ayırmamayı tercih ediyoruz. Özleyenler var, gelemeyenler var, gurbette olanlar var. Dedik ki Eskişehir net olarak Eskişehir cadde ve sokaklarından birazcık sıyrılalım. Sivrihisar'a gelelim, oradan başlayalım gezilerimize. Ne oldu, ne bitti? İki senedir gelmiyoruz. Yine yepyeni değişimler var. Onları da sizlerle buluşturalım. Hepiniz hoş geldiniz diyelim. Küçük bir böyle Sivrihisar turu atalım havadan. Hemen akabinde burada çok çok güzel projelerin havadislerini aldık. Neler var, neler yok. Birlikte irdeleyeceğiz, görüşeceğiz. Başkan Hamit Yüzügüllü ile söyleşeceğiz. Programımıza hoş geldiniz. Sivrihisar'a hoş geldiniz. Umarım keyifli bir seyir olur hepiniz adına. Bir adım ötesinde bu haftaki durağımız Sivrihisar. Son yıllarda kabuğunu kırarak adeta çağ atlayan ilçe, bir yandan hızlı bir gelişim yaşarken, diğer yandan köklerindeki geleneği de tarihe not düşüyor. Nasreddin Hoca'nın, Yunus Emre'nin, Aziz Mahmut Hüdayi'nin, Hızır Bey'in kokusunun sindiği topraklar, binlerce yıllık derinliğinde birçok medeniyetin, hatta Kibele'nin selamını fısıldıyor bizlere. Sivrihisar için şair Halil Gürkan şöyle diyor. Yükselmiş kayalar heybetle durur, sanki nöbet tutar Sivrihisar'da. Yazıcıoğlu'na kızıllık vurur, güneş başka batar Sivrihisar'da. Zekidir insanı mizah töresi, yoğurttan fazladır kabın darası. Hoca uygun görmüş, merkez burası, arzın kalbi atar Sivrihisar'da. Özel diyarda bugün küçük bir tur atacağız. İlk durağımız resmi açılışı pandemi nedeniyle ertelenen çok özel bir eser. Sivrihisar artık Türkiye'nin ilk kilim müzesine ev sahipliği yapıyor. O değerli kilimler gibi ilmek ilmek, nakış nakış emek verilmiş bu değerli müze, ilerleyen günlerde resmi açılışını gerçekleştirerek ziyarete açılacak. Yüzlerce yıllık kilimler, motifler ve ilmeklere sıkıştırılmış koca yürekli öyküler eminim sizleri de derinden etkileyecek. Kilim Müzesi'ni ve harikulade detaylarını başka bir programa saklayıp Nasreddin Hoca Kültür Evi'ne gidiyor ve Nasreddin Hoca ile kısa bir sohbet edelim istiyoruz. Sivrihisar deyince aklımıza tabii ki Sivrihisar'ın kendine özgü değerleri geliyor, geleneği geliyor. Onları bugüne aktaran, o kültürün parçası olan belki de yüzlerce, binlerce eser geliyor. Şimdi anlatacağız onları. Merhabalar, hoş bulduk. Biliyorsunuz pandemideyiz, kolonyamızı eksik etmiyoruz. Maskelerimizi kolumuza ya da boğazımıza indirmiyoruz. Şimdi neredeyiz?
Ne yapacağız? Neden buradayız? Göreceğimiz çok şey var. Üzerine konuşacağımız çok detay var. Sizle başlayalım. Hoş geldiniz diyeyim ben size yayınımıza. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Burası Nasrettin Hoca Kültür Evimiz. Sivrihisar'ımıza değer katmak, hani kültürümüzü yaşatmak, belediye başkanımız sağ olsun, onun katkılarıyla, onun çok büyük desteğiyle böyle bir proje düzenledik. Gelen misafirlerimize ziyaret alıyoruz, onları gezdiriyoruz, çok güzel ikramlar yapıyoruz. Böyle. Şöyle duydum burayla ilgili. Buyurun. Hani burası insanların sadece uzaktan seyredeceği değil, deneyimleyebileceği bir kültür evi dediler. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Şimdi yabancı insanlarımızdan çok gelenlerimiz var, misafirlerimiz var. Geliyorlar ve içeriye girdikleri anda çok güzel bir ortamla karşılaştıkları anda çok mutlu oluyorlar ve tek tek soruyorlar. Söylüyoruz, kültürümüzü öğretiyoruz. En önemlisi arabaşımız var, onu görüyorlar, kilimlerimiz. Böyle anlatıyoruz, onlar da çok mutlu oluyorlar ve iyi ki gelmişiz diyenler hep böyle yorumlar alıyoruz. Evet, ben müsaadenizle biraz gezeyim sevgili Atan. Senin de yardımını alalım, atlamayalım. Çok değerli şeyler var. Biliyorsunuz festivaller ilçesi, festivaller şehri Sivrihisar. Uluslararası festivallerde buraya gelen pek çok ülke var. Onların da çok değerli, Sivrihisar'a gelirken eli boş gelmemişler. Burada sergilenen hediyeleri var, armağanları var. Onlar karşılıyor girişte sizleri. Yine Atahan hemen arkanda. Bak, Sivrihisar'a özgü yöresel ürünler, motiflerin nakşedildiği, işte patiklerden tut da bardaklara, hediyelik eşyalara kadar. Şimdi burada pek çok detay var. Hangi birini nasıl sığdıracağız bilmiyorum ama anlatmaya çalışayım. Şimdi arabaşı Yozgat'ın değil. Cihan'ın da kulaklarını burada birazcık çınlatalım. Arabaşı bu yörenin, bu diyarın geleneksel yemeğidir. Başkaları sahiplenmeye kalkmasın. Yine Kilim Müzesi'nde belki dikkatinizi çekti o detay. Harika bir öyküsü olan burada beş bacalı kilimi var. Bu kültür envanterinde öyküsüyle de bıraktığı izle de çok derin yeri olan. Belki atlayanlar vardır, bilmeyenler vardır. Aslında burada Türk kadınının düşmana bile bile esir olarak oradaki yapıyı kilimin üstüne şifreli bir şekilde nakşettiği bir plan var. Bir kale fethedilmeden önce Türk askeri bu şifreyi çözüyor. Nerede ne kadar asker var, nerede üst subay derecesinde, mertebesinde kişiler yer alıyor, kaç asker koruyor, anahtarlar nerede? Hakikaten hepimizi derinden etkileyen bir hikayesi var. Devam edelim. Bakın burada bir oda var. Burada yine o kilim müzesiyle entegre olan son derece güzel bir atölye. Kolay gelsin. Hoş geldiniz, sağ olun. Tanıyalım mı sizi? Zeynep Duralı. Kilim usta öğreticiliği yapıyorum. Burada evet. Öğrencilerinizle birlikte, evet, öğrencilerimle kilim sanatını beraber daha da ileriye taşıyorsunuz. Taşımaya çalışıyoruz. Peki kilimden çok bahsettik, çok değerli dedik. Siz bunu dokuyan ve okuyan birisi olarak birkaç kelam da sizden alalım. Kilim gerçekten çok önemli. Özellikle Sivrihisar'da dokumacılık çok ileriydi. Ama 20-25 yıldır bayağı ölmek üzere. Biz şimdi bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Eskiden kapı atlamadan ip ağaçları dediğimiz tezgahlar vardı ve yaşlılarımız, gençlerimiz sürekli dokuyorlardı. Ama şimdi gençler ilgi göstermiyor. Yaşlılar da vefat etmeye başladıkça artık ölmeye başladı. Biz bunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Peki hani şöyle sorayım, çok mu zor? Hayır, çok kolay. Zor tarafı da var, çok kolay ama isteyerek ve zevk alarak yaptığınız zaman çok güzel bir şey. Hı. Zaten bir başlayan bir daha vazgeçemiyor. Sizde de var mı öyle mesajları gizli gizli yerleştiriyor musunuz kilimleri? Ya zaten kilimin amacı o, kalbinizin sesi kilim. Sizin kalbinizden nasıl geliyorsa, o gün mutluysanız canlı renkler dokuyorsunuz. Güzel motifler atmaya çalışıyorsunuz. Üzgünseniz koyu renkler gidiyor. Yani zaten kilimin ana şeyi bu. Kadının kalbinin sesi kilim. Evet. Ve yeni kilim ustaları inşallah hocamın da katkılarıyla burada Sivrihisar'da yetişecek. Eskiden çünkü Twitter yok, Facebook yok, internet yok hayatımızda. İletişim araçları çok sınırlı ama herkesin kendini ifade etmekle ilgili
Kimi el sanatında başka bir şeyi tercih ediyor. Çoğunlukta işte kilimlerle veriyor mesajını. İçindeki duyguyu, belki de hani daha dar kendi aralarındaki iletişim aracı olarak kullandıkları. İnşallah bundan sonra da bu geleneği burada gördük. Çok mutlu olduk. Eve baktığınız zaman o dokuyan kişinin mutlu mu? Evinde huzurlu mu? İşte kocasıyla mutlu, mesut mu? Evinde herhangi bir huzuru bozuk mu, mutlu mu, işte tamamen dediğim gibi hayatını anlayabilirsiniz kilimin motiflerinden, renklerinden. Kolay gelsin hocam. Teşekkür sizlere. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, size de kolay gelsin. Atahan, gezmeye devam edelim. Burada işimiz çok. Burası dünyanın merkezi Sivrihisar ve dünyanın merkezi olduğunu tescil eden Sivrihisarlı Nasrettin Hoca'nın kültür evi. Merdivenlerden bir çıkalım bakalım bizi ne bekliyor. Pek çok ayrıntı var duvarlarda. İnşallah sizler de bir gün yolunuz düşer, gelir görürsünüz. Mimarisiyle de dikkat çeken çok özel bir diyar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Hoş bulduk hocam. Müsaade var mıdır? Ne demek? Buyurun. Hemen geleyim yanınıza. Sizleri ziyaret edelim dedik. Sizin evinize geldik. Ne demek, hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Uzak yakın demeden buralara kadar gelmişsiniz. Hepiniz hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Ben Hoca Nasreddin. 1208 yılında Eskişehir ili Sivrihisar ilçesi, eski adıyla Hortu Köyü, yeni adıyla Nasreddin Hoca Mahallesi'nde dünyaya geldim. 24 yaşıma kadar Nasreddin Hoca'da ve Sivrihisar'da değişik camilerde imamlık yaptım. 24 yaşımdan sonra Sivrihisar'da bulunan 24 tane medresede müderrislik yaptım. Daha sonra 50 yaşımdan sonra kısa bir dönem kadılık yaptım. 1284 yılında öldüm diyeceğim ama ölmedim. Ben hala gönüllerde yaşıyorum. Bir de şunu şöyle söylemekte fayda var. 2014 yılında Türkiye'nin en büyük ahşap direkli Ulu Camii'nde yapılan restorasyon çalışmanda benim mezar taşım bulunmuştur. Mezar taşım bulunduktan sonra Nasreddin Hoca'nın benim yani doğduğum yer Sivrihisar, öldüğüm yerde Sivrihisar olarak kesinleşmiştir. Mezar taşımda yazanları şu şekilde izah edeyim. İsmimin Nasreddin Nusrat. Babamın ismi Abdullah iken Necmettin. Kızımın ismi Fatıma iken Hatun olarak mezar taşında yazmaktadır. Yani bu nedenle artık dünyanın merkezinde Sivrihisar'da Nasreddin hocamızın öldüğü yer demeyelim, yaşadığı yer Sivrihisar, hala yaşamaktadır. Hocam pandemiye dikkat ediyor. Nasreddin tabii. Hoca da bakın maskeyi şimdi, indirmiyor. Dedim tabii, ters takar mı acaba maskeyi? Yok estağfurullah. Şimdi maskemizi takacağız. Mesafemizi koruyacağız. Temizliğimize dikkat edeceğiz. Burası benim Nasreddin Hoca kültür evim. Bu ev Sivrihisar mimarisine özgün olarak Sivrihisar Belediye Başkanımız Hamit Düzügüllü tarafından restore edilmek üzere belediyemiz kültür müdürü Meriç Okur ve belediyemiz kültür müdür yardımcısı İlknur Çelik tarafından bütün eşyaları onlar tarafından döşetilmiştir. Gelen misafirlerimizi bu şekilde ağırlıyoruz. Yani ağırlayabilirsek ne mutlu. Çocuklarımıza hikaye kitapları, şekerler, kağıt helvalar, elimizden geldiği kadar çam sakızı, çoban armağanı hediyeler veriyoruz. Vallahi şimdi senin evin içindeyiz. Dayanmış, döşenmiş. Tabii, tabii. Her detayıyla birlikte burada. Ama tabii izleyen de merak ediyordur. Buraya gelenler Nasreddin Hoca ile böyle oturup sohbet edebilecekler mi? Çocuklar ona sorular sorabilecekler mi? Şimdi gelenlerin hepsi tabii sohbet ediyorlar. Çocuklar diyor ki hocam hocam bize masal anlat. Fıkra anlat. Durun çocuklar öyle dedikleri zaman ben temelinden dursundan bahsediyorum. Ya hocam sen, hoca masal anlatmaz, başından geçen olay anlatır. Değil onu mi? Soracaklar. Doğru diyorsun hocam. Şimdi dünyanın merkezi dedim buraya. Evet. Onu da bir daha altını çizelim. Neden ben, dünyanın merkezi? Şimdi Sivrihisar Belediye'mize girmişsinizdir. Yukarıda yazar. Dünyanın merkezi Sivrihisar'dır diye. Biz bunun Türk Standartları Enstitüsü'nden patentini bile almışızdır. Yani ben Nasreddin Hoca, nereye gidersem dünyanın merkezi orasıdır. Yani bastonumu koyduğum yer dünyanın merkezidir. İnanmıyorsan ölçebilirsin. İşte burası dünyanın merkezi. O zaman bastonun ucunu biraz tabii bize doğru. Evet, hocam şöyle edelim. dünyanın merkezi biraz da biz biraz olalım. Biraz da siz oldun. Tabii ne demek?
Hocam biz müsaadenle evini gezmeye devam edelim. Sana da yani evimizi kezin ama eksikliklerimiz varsa bize söyleyin ki biz eksikliklerimizi giderelim. Bir bakalım o zaman. Tabii hani, tabii. Sen daha iyisini bilirsin evsinin ama bir bakalım neler var. Sizler. Buyurun. Evet, şimdi hocamla birlikte gezmeye buyurun devam ediyoruz. Sevgili Atahan gel sen de. Bakın ayrıntılar çok önemli dedik ya. Hocam. Şimdi bu bizim Sivrihisar'da genç kızlarımızın düğünde giydiği bindallı. En baştaki bu bütün Sivrihisar genç kızlarının olmazsa olmazı gelinlerin sarkamızdır. Simden ve ifşeyden, ibrişimden dokulur. Her evde her genç kızın gelinin bir tane olması şarttır. Yani hala düğünlerimizde genç kızlar, gelinin yakın arkadaşları bütün bunları giyerler. Bu da bu gördüğünüzde sarkanın içine giyilen bir yelektir. Bunların kenarları gümüşle işlenmiştir. Bu karşıda gördüğünüz bu yelek de 200 yıllıktır. Atatürk zamanında. 200 yıllık. Evet. Bu da komple kenarları gümüşle işlenmiştir. Evet burada sebayi denilen kumaş türünden evet, dikilen. Evet sefair. Çok güzel. Yani düğünlerimizin baş giyecekleridir bunlar. Evet devam edelim hocam böyle. Burada pek çok oda var. Ama senin Esra arkadaşımız buranın tanıtıcısıdır. Buyurun. Evet. Senin de sevdiğin bir kısım olsa gerek burası. Tabii. İşte başından geçen pek çok şeyin merkezinde var. Tuttun mu? Kulağından çevirdiğimiz zenin bu işte. Bu. Evet. Hani demiş ya hoca efendi, hoca efendi baklava gidiyor. Hoca da demiş bana ne ya? Ama sizin eve gidiyor. O zaman da sana ne? Yani hücumiye geldik. Evet. Burası dokunabilirsiniz. Yani, burada deneyimleyebiliyorsunuz. Yani şimdinin modern mutfağı. Gel Esra Hanım buyurun siz anlatın. Hocam buyurun siz de. Biz hocayla epey sohbet ettik ama. Biz tarafına bakalım. Şimdi burada işte deneyimleyebilir evet dediğimiz yani burada kullanılan ürünler, dokunabildiğimiz şeyler değil mi? Tabii burada ki de kesinlikle. Hep eskilerimizden kalma yani ninelerimizden, dedelerimizden eski zamanda neler kullanılıyorsa hepsini burada göstermek istedik. Gördüğünüz bunların gibi çoğu bizim ecdadımızdan kalmadı. Evet. Yani birebir kullanılmıştır. Birebir kullanılmış. Senin kazana benziyor mu hocam? Bu kazanın yavrusuna benziyor. Bu kaz ocağı. Bilir misiniz bu isportuyla birlikte böyle pompalar yapmışlar. Çok eski yani. Evet. Burada da yöresel yemeklerimizi tanıtıyoruz. Bizim 40 kat muska baklavamız. Onun tescilini aldık. O Sivrihisar baklavamız artık. Bamya çorbamız, yaprak sarmamız ve kelem dolmamız. Kelem evet dolmasını herkes bilmez. Normalde lahanadır aslında ama biz kelem dolması deriz. Bol etli sararız. Yaprak sarmamızı keza öyle bol etli sararız. Bayram sofralarımız, sabah kahvaltı sofralarımız böyle olur. Bizim bu bir adetimizdir. Her bayram sofrası, sabah kahvaltısı böyle olur. Höşmerim ve süt reçelini de katabilir miyiz artık Sivrihisar lezzeti diye kendine öz bir yorumuyla. Sivrihisar lezzeti çok özel bir şey söyleyeceğim. Burada görülen su böreği var. Bu su böreğine lezzet veren nedir biliyor musunuz? Böyle hamuru açarlar. Açtıktan sonra bir kısa bir dinlendikten sonra kaynar suya duyarlar. Kaynar sudan çıkarı kat eğer elin çokça yanarsa o börek çok lezzetli olur. Yani elin yanması gerekir. Şimdi büyük şehirlerde su böreği yapıyorlar. Onlar makineden çıkarıp soğuk sudan geçirebiliyorlar. Bizde kaynar sudan çıkar. Yanmadan lezzet yok. Tabii elin yanacak. Lezzeti o verecek. Evet devam edelim. Göstermek istediğim bir detay daha var. O da önemli. Şimdi burada geldiniz, gezdiniz, gördünüz. Yine oturup biraz böyle çalışayım, bakayım, bir şeyler okuyayım, dinleneyim istiyorsanız böyle de bir oda var. Burada da gördüğünüz gibi Sivrihisar'ın bu kültürünü yakından tanıyabileceğiniz eserler. Onun yanı sıra yine değeri son derece büyük yazılar ve çocuk başkanımızın yaptırdığı çocuklar için Nasreddin Hoca hikaye kitabı. Gelen her çocuğa bir tane bir hediye ediyoruz. Ha hediye de var. Çocuklar tabii, tabii, boş çıkmıyor hediye, bakın. Hem Sivrihisar Belediye'mizin hem de yine Eskişehir'le adı evet bütünleşmiş Bahattin Atak. Ona da bir selam gönderelim evet, burada. Evet Bahattin Atak'a da çok selamlar. Onun yazımı ve çizimiyle Sivrihisar Belediye Başkanımız Hamit Düzügüllü tarafından bastırılan Nasreddin Hoca hikaye kitaplarıdır.
Evet, çocuklarımızı bekliyoruz buraya. Pandemiden sonra ya da birazcık bunun temposu düştüğünde nefes almak için mutlaka uğrayın. Müsaade var mıdır hocam? Müsaade sizin. Ne demek ya? Tekrar görüşürüz inşallah. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kal hocam. Bizi memnun ettiniz. Allah da sizi memnun etsin. Cümle. Ne demiş? Sev seni seveni dağda çoban olsa, sevme seni sevmeyeni Bağdat'ta sultan olsa, ilim meclislerinde ettim hep talep, ilim ta gerilerdeymiş illa edep, illa edep. O zaman hocam ben dediğim ki biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik diye bizim Yunus'la. Yunus Emre'nin harika, çok güzel. Ve efendim Sivrihisar'da daha pek çok detay var göreceğimiz ama biz bir kısmını aktarmaya çalıştık buradakini. Ne olur gelin görün buradaki atmosferi, sizler de soluyun sevgili Nasrettin hocamla da böyle başından geçenleri keyifle dinleyin. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü'nün çabalarıyla Sivrihisar'daki kadınlar el sanatlarından yöresel ürünlere pek çok konuda müteşebbis olmak istedikleri takdirde büyük destek görüyor. Tarihi sokak iyileştirmesiyle birlikte yavaş yavaş yenilerinin eklendiği dükkanların birinde Sivrihisar Süt Evi'ni görüyoruz. Sivrihisar sokaklarını arşınlarken karşımıza Sivrihisar Süt Evi çıktı. Selda Hanım'la karşılaştık. Ayaküstü kısa bir sohbet ettik. Çok güzel bir hikayesi var. Aslında buradan çıkarılacak yerel yönetimlerin ya da kadına bakış açısıyla ilgili, onlara pozitif ayrımcılıkla ilgili bence hepimizin kulak arkasında tutması gereken mesajlar var. Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Tanıyalım mı sizi? İsmim Selda Karaduman. Doğma büyüme Eskişehir ama aslen Sivrihisarlıyız. Bu işe işte eşimin nöbetli sistem çalıştığı için boş vaktinin çok olmasından kaynaklı biraz. İşte ne yapalım bir köy evi aldık. İşte ahırı olan, işte tavuk besleyebileceğimiz bir yer. Daha sonra işte eşim ben burayı boş durmanın bir mantığı yok buranın dedi. İnek alalım dedi. Açıkçası ben korktum çünkü hayvanla alakalı hiçbir bilgim yoktu. Daha sonra işte ben o zaman alalım ama bir tane alalım ben yapamam. Bir deneyelim ne olacak önümüzü görelim. Bir taneye bakan iki taneye de bakar dedi. İki taneyle yola başladık biz açıkçası. Sonra işte sütü sağıyoruz dedim ne yapacağız? Hani biz bir yere kadar kullanıyoruz. Satalım dedi hani müşteri bul. Daha sonra işte müşteri buldukça bu iş baktım güzel gidiyor. Dedim ikiye bakan üçe de bakar. Sonra işte 3'tü 4'tü derken bu şekilde biz ilerledik gittik. İşte şu anda bir 7-8 kadar var. İşte buzağısı hariç filan. Sağım yapıyordum. Sabah akşam süt dağıtımı yapıyordum. Hani isteyenler telefon ediyordu. Liste yapıp işte eve sabah ve akşamları dağıtım yapıyordum. Daha sonra sağ olsun işte belediyemizden dediler böyle böyle bir süt evi projemiz var. Yapmak ister misin? Yani olumlu geldi çünkü sağ olsun her şeyi karşılıyorlardı. Tamam dedim olur neden olmasın deneyebilirim yani en azından. Önümü görürüm benim için daha iyi olur. Yani o şekilde başladım ben bu işe. Şimdi o işte bir inek iki inekle başlayan iş burada hakikaten büyümüş yani. Aynen. Çok değerli bir noktaya gelmiş. Evet. İçeri girdik ben yumurta görüyorum, süt görüyorum, tereyağı görüyorum. Evet. Katık diye adlandırdığınız o peynirden görüyorum. Yani yöresel. Son evet. derece doğal, evet. Hem bunları tüketiciyle buluşturan hem de kadın eli vasıtasıyla ekonomik anlamda da aynen. destek veren bir unsur oluşmuş. Evet öyle oldu. Yani dediğim gibi ben bunları hiç bilmiyordum. Araştırarak işte bir şekilde bir şeyleri yapma çabasına girdim. Mesela tereyağı nasıl olurdu bilmiyordum, öğrendim. Peynir nasıl yapılır, hangi dönemde alınır, nasıl olur onları öğrendim. Hani bir şekilde bu bir çaba gerektiren bir şey. İşte köy tavuğu meselesi var mesela. Herkes işte hazır tavuk yemek istemiyor artık. Çünkü herkes bir sağlıklı beslenme konumundalar. Öyle olunca tavuk aldık, tavuk besledik, büyüttük filan. Şu anda da işte sipariş üzerine kesim yapıyoruz, temizliyoruz, buraya getiriyoruz. Bu şekilde de satışını yapıyoruz.
yumurtasını aynı şekilde değerlendiriyoruz. Şu anda çok güzel gidiyor. Rabbim utandırmasın. Evet, bir model oluşmuş burada. Evet. Son derece sağlıklı, butik. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de beslenme çünkü ayrı bir önem kazandı. Buna da hizmet eden. Umarım artarak devam eder bu. Yani İnşallah. Hem kazanç anlamında hem de pek çok kişinin daha böyle doğal sağlıklı ürünlerle buluşması adına. İnşallah. İstiyorum yani. Büyüsün. Hani şöyle de bir durum var. Bir tek ben kazanmayayım. Hani bir tek ben değil. Nasıl belediyemiz bana destek olduysa ben de diğer arkadaşlara destek olmak da isterim açıkçası. Yani benim çünkü bir yere kadar hani kendi yapabileceğim şeyler var, yetebileceğim var. Sonuçta benim de iki tane çocuğum var. Hani onlarla ilgilenmem gerekiyor. Hani böyle köyden ürün getiren arkadaşlarımız var, ablalarımız var. Hani onlara da destek olmak isterim. Çünkü bunun yazın ve kışın pazara çıkıyorlar, satış yapıyorlar. Onları da zorlayan bir durum. Yazın işte sütleri bozulabiliyor, peyniri bozulabiliyor. Kışın soğuk oluyor, çıkamayabiliyorlar. Hani onların da mesela sadece ben kendi ürünümü satacağım diye ya da kendi yaptıklarımı satacağım diye bir kaide yok. Onlar da getirebilirler. Hani onlarınkine de destek olabilirim. Hani herkese açık. Hamit Yüzügüllü'ye, daha sonra Meriç Hanım'a, İlknur Hanım'a çok destek verdiler, çok uğraştılar. Onlara da çok teşekkürler. Evet, çok kişiye dokunan çok güzel bir niş bir proje. Sivrihisar'daki ilk duraklarımızdan biri Sivrihisar Süt Evi oldu. Ama birkaç senedir gelmiyoruz. İki senedir gelmiyoruz daha doğrusu. Bu kadar sürede bir şeyler değişir mi? Yine değişmiş. Yine birçok proje var sizlerle buluşturacağımız, anlatacağımız, göstereceğimiz. Bizleri izlemeye devam edin. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Sivrihisar'da sizleri kafanızı kaldırdığınız anda selamlayan, 100 yılı aşkın öyküsüyle dimdik ayakta duran bir saat kulesi var. Geçtiğimiz yıllarda bu kulenin çevresine yapılan seyir terasıyla birlikte Sivrihisar onu tepeden görmek isteyenlere eşsiz bir manzara sunuyor. Sivrihisar'da en heybetli, sizi ilçenin her yerinde karşılayan, selamlayan bir saat kulesi var. O saat kulesinin olduğu yere gelmeden olmazdı. Çok da güzel bir tesadüfi öyküsü var aslında bu kulenin. 121 yaşında şu an bu kule. Avrupa'dan getirilmiş saatiyle birlikte 1899 yılında hizmete açılmış. Bu hizmeti Sivrihisar'a kazandıran 121 yıl önceki isim şu an mevcut belediye başkanı Hamit Yüzügüllü'nün dedesi. Yüzügüllü Mehmet Efendi. Ne mutlu bir tesadüf ki Yüzügüllü ailesi adına dedesinin ilçeye kazandırdığı bu saat kulesinin restorasyonu ve buradaki seyir terasının düzenlemesini de şimdi mevcut başkan Hamit Yüzügüllü gerçekleştirdi. İlçeye gelenler, Sivrihisar'ı gezenler mutlaka bu noktayı ihmal etmeden buradan da bir kuş bakışı gözlesinler Sivrihisar'ı. Burada doğal kayaların yapısı bozulmadan gerçekleştirilmiş içinde bulunduğumuz alan. Bir tarafta Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesini görüyorsunuz burada. Diğer tarafta tarihi kiliseden tutun da Ulu Cami'ye kadar Sivrihisar'ın tüm güzelliklerini şöyle bir 3-5 dakika izlemenin sizlere de iyi geleceğini düşünüyorum. En azından bu değişimi, dönüşümü kendiniz gözlemiş olursunuz, görmüş olursunuz. Emeği geçenlere de bu vesileyle bir kez daha teşekkür edelim ve devam edelim turumuza. Biraz nefes almak, bulunduğunuz atmosferden sıyrılmak, sevdiklerinizle, ailenizle keyifli bir gün geçirmek istiyorsanız, Sivrihisar'da bunu doya doya gerçekleştirebileceğiniz kocaman bir alan sizleri bekliyor. 56 dönüm alan üzerine kurulmuş Uça Parkı, barbeküleri, çardakları, havuzları,
kafeteryasıyla aynı anda yüzlerce aileye ev sahipliği yapabilecek kadar özel bir alan. Programın başından beri dile getiriyoruz. Sivrihisar daha önce sıklıkla gelip pek çok program yaptığımız bir yer. İşte heykel müzesinden tutun da kilisesine kadar, Nasrettin Hoca Parkı'ndan hamamlarına kadar bunların hepsini sizlerle buluşturduk. O yüzden bu kez daha önce bizim ekranlara getirmediğimiz, sizlerle paylaşmadığımız yerlerde dolaşalım istedik. Programın süresi de çünkü sınırlı biliyorsunuz. Şimdi içinde bulunduğumuz alan da yeni yeni keşfedilen ama çok değerli, çok da geniş bir alan. Piknik yapanlar, nefes almak isteyenler, böyle ister Sivrihisar'ın içinde bir parça gelip gönlünce gün geçirmek isteyenler ya da Ankara'dan, Temelli'den, Polatlı'dan, Eskişehir'den gelmek isteyenler için herkesin yer bulabileceği kadar geniş bir alan Uça Parkı. 55-56 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Yani 56 bin metrekare. Şöyle aklınızda belki de yer edebilir, ölçeklendirecek olursak. Biliyorsunuz Eskişehir'imize de bir millet bahçesi açılıyor. Millet bahçesinin alanının tamamı kadar büyük bir alandan bahsediyoruz. İşte havuzlarıyla, akan suyuyla, burada son derece iyi korunan ağaçlarıyla gerçekten harika bir yaşam alanı olmuş. Hani geldiniz diyelim Sivrihisar'a ailecek. Dediniz ki hem bir piknik yapalım, hem Sivrihisar'da sağa solu ne var ne yok gezelim. Tam ideal bir yer. Burada görüyorsunuz korunaklı çardaklarda yiyip içebilir, mangalınızı yapabilir. Akabinde de ilçenin güzelliklerini gezme şansı elde edebilirsiniz. Şurada ileride de yine bir havuz var. Çocuk oyun alanları da var yine akabinde. Alan geniş olduğu için tabii tamamını ekrana getiremeyeceğiz ama son derece sempatik buldum ben burayı. Nefes almak, şöyle güzel birkaç saat geçirmek için ideal bir alan. Aklınızda olsun. Sivrihisar Belediyesi Uça Parkı. Yani tabii ki siz de dediğiniz gibi bir şeyler oluşturmak deyince olmuyor. Zaman alınıyor, planı, projesi oluşturmak tabii ki zaman alınıyor. Tabii ki özveriyi de katınca işin içine güzel şeyler, sonuçlar elde ediliyor tabii ki. Sağ olsunlar, orası bizim bir hayırsever vatandaşımız tarafından belediyeye bağışlanan bir konak. Atasoy ailesi Sivrihisar Belediyesi'ne bağışladığı bir konak. Tabii ki biz de o konağı aldık, restore ettik ve ne yapalım? Tabii ki Nasrettin Hoca'mız var. Nasrettin Hoca kültür evimizi yapalım dedik. Tabii ki bu kültür evinde ne yapacağız dedik? Sivrihisar'ımızın geçmişteki gelenek ve göreneklerini, geçmişten gelen adetlerini ve yaşatabilmek için güzel bir dizayn oluşturduk ve kültür evinden öncelikle yaşayan bir müze haline getirmeye çalıştık ve o hale de geldi. Bugün dışarıdan gelen misafirlerimiz gezdiği zaman orada Sivrihisar'ın değerlerini, Sivrihisar'ın kültürünü, Sivrihisar'ın mutfağını, Nasrettin hocamızı, her şeyini kütüphanesine kadar oluşturduk orada. Tabii ki orada gelen misafirlerimizin yanı sıra gelen misafirlerimizin çocuklarına bile yer oluşturduk. Gelen çocuklarımız bile, misafirlerimizin çocuklarını bile orada oyun alanı oluşturduk. Orada vakit geçirebilecekleri bir güzel bir kültür evi oluşturduk diye düşünüyoruz. Tabii Sivrihisar her şeyle ilklerin şehri olduğu için yine bir ilke daha imza attık Allah nasip ederse. Türkiye'nin tek uygulamalı kilim müzesi olarak Sivrihisar Kilim Müzesi'ni oluşturduk. Tabii ki bunda Sivrihisar her şeyle bir değer. Yani geçmişindeki değerleri, geçmişindeki değerleri ve geçmişinden gelen but, kilim gibi değerlerimize sahip çıkmazsak yok olan şeyler bunlar. Biz de ne dedik? Ya dedik Sivrihisar'ın her şeyiyle. Kilimi var,
bunu öne çıkaralım. Tabii ki o kilimlerdeki motiflerin, o kilimlerin hepsinin ayrı bir hikayesi var. O orada atılan her ilmin bir gözyaşı mı, mutluluk mu, sevinç mi, yaşattığın anlamı ve önemi var. Yani her şeyden önce biz bunlara sahip çıkalım dedik. Her zaman diyorum ben, geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Tabii ki biz de geçmişimizdeki değerleri en iyi şekilde toparlayıp yaşatarak geleceğe aktarmayı kendimize bir borç bildik. Onun için de elimizden geldiği kadar bütün değerlerimize, geçmişten gelen tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz ve onları kalıcı olacak şekilde oluşturuyoruz ve geleceğe aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki dediğim gibi o kilim müzesinde biz oluşturabilmek için uzun zaman sarf ettik. Tabii ki o kilimleri toparlamak için ne kilimler çıktı mesela. Babaannelerin, ninelerin, dedelerin hep cehizliklerindeki kilimleri aldık, sağ olsunlar. Tüm köylerimizi dolaştık. 100 yıllık, 200 yıllık, 250 yıllık kilimlerimiz var orada. Herkesin bir duygusunu yaşattığı bir kilim var. Oturuyorsun nineye mesela, gidiyorsun köylere. Ne bir başlıyor, işte ben şu kilimde şunu dokurken şöyle yaptım, böyle yaptım, şunu yaptım diye hikayelerini hep dinliyorsun. Yani zamanla tabii ki kilim zamanında hem insanların duygularını yaşattığı ve motifleri aktardığı, hem de bir yandan da kazanç kapısıymış. Yani dokunur ve satılıp evlerinin geçimini sağlanması için yapılan. Tabii ki nasıl şimdi diyoruz kodlamalarla bilgisayarlarda programlar yapıyor, işte onu geçmişte hepsini kilimde yaşatmışlar. Zamanın sosyal medyası. Tabii, aynen, sosyal medyası. Mesela Sivrisar'ımızın meşhur beş balcalı kilimi vardır. Bu çok meşhurdu. Tabii ki onun beş balcalı kilimin hikayesi daha farklı. Bizim buradaki Yazıcıoğlu'nun kalesinin fethindeki işlenen kodlama işte. Oradaki askerleri, cephanelikleri, sığınakları kaç kişi diye onu orada dokunmuş ve dışarıya aktarılarak o kale o zaman fethedilmiş. Yani bu şekilde bin türlü hikayelerin olduğu, motiflerin olduğu bugün bitirdiğimiz kilim müzesi. İnşallah pandemiye tabii tamam. Hayırlısı inşallah. Yani sonuçta biz oluşturduk. İnşallah bu pandemi döneminden sonra da tüm Türkiye kilim müzemizde tanışacak diyoruz. Ya dedim ya, şu an hep belediye öncülüklere adım attığı için aynı şekilde dedik ki yöremizdeki yöresellerimizi halkla nasıl buluştururuz? Bunun üzerinde biliyorsunuz artık her şey organize döndü. Bugün herkes her şeyin daha iyisini ve daha sağlıklısını yemek istiyor. Bugün süt alıyorsak sütün bile organiğini arıyoruz. Çünkü gelen kapta, dışarıda gelen orijinal kaplarda olanların nereden ne geldiğini, nasıl olduğunu maalesef bilmiyoruz. Dedik ne yapalım? Evet, gelen misafirlerimize dedik hem Sivrisar'ımızı gezsinler, hem dolaşsınlar, hem tarihimizi öğrensinler, hem de giderken organik ürünlerden faydalansınlar, organik ürünlerimizden alsınlar sağlıklı bir şekilde diye süt evimizi açtık. Tabii ki bu sütleri de tek tek taze, günlük köylerimizden toplanan sütler. Orada bayanlarımıza tabii ki bir iş sahası daha oluşturmuş olduk. Orada güzel bir çarşı oluşturuyoruz. Onun yan tarafına ekmek fırını açıyoruz. Bizim damak lezzeti çok farklıdır Sivrisar'ın. Sivrisar'a özgü ekmek çeşitlerimiz var bizim mesela. Balıhisar ekmeği dediğimiz, kepen ekmeği dediğimiz bu tür ekmeklerimiz var. Onları da inşallah orada yapacağız ve gelen misafirlerimize dedim ya her yönüyle, kültürüyle, damak tadıyla, her şeyle gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp uğurlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Tabii ki insanların soluk almaya ihtiyacı var. İnsanlar yoruluyor artık. İnsanlar hayat mücadelesi yoruyor. Kalabalık yoruyor. Tabii ki insanların da soluk alması için böyle yerlere ihtiyaç vardı. Dedik ne yapalım?
toparlayalım, bir yapay gölet yapalım dedik, yürüyüş yolları yapalım dedik, insanlara piknik alanları oluşturalım dedik, piknik masalarını koyduk, barbekülerini koyduk, herkes gelsin burada dedik, nefes alsın, çocuklar için çocuk alanlarını oluşturduk. Tabii ki içine de güzel bir camdan bir kafeterya yaptık. Yani isteyen gelsin orada kahvesini çay içsin, isteyen gelsin burada mangalını yapsın, çocuklarıyla vakit geçirsin, yürüyüş yollarında yürüsün, yeşilliğin arasında. Yani ilçenin içerisinde güzel bir yeşil bir alan oluşturduk. Tabii ki Cumhurbaşkanı da diyor, millet bahçeleri, evet bir millet bahçesi de Sivrisar'a kazandırmış olduk. Burası gözüküyor. Şimdi tabii Sivrisar dendiğinde ticaret geliyor, sanayi de. Ben geliyorum demenin adımlarını daha önce konuşmuştuk az biraz. Şimdi sanayide bir altyapı hamlesi, çalışmalar daha devam ediyor organize sanayi bölgesinde. Orayla ilgili ne söyleyeceksiniz? Tabii ki bir yerde bir ilçeyi kalkındırmak için her zaman tamam tarihtir, kültür ama sanayileşmek de lazım, iş sahası lazım. Tabii ki bu yönde de biz organize sanayimizi oluşturduk, kurduk. Ve bugün altyapısı neredeyse %90'ı tamamlanmış durumda. Nasip olsa önümüzdeki yıllarda da parsel satışlarına başlayacağız. Her şey tam olarak inşallah 1-2 yıla kadar da fabrikalar kurulmuş, iş sahası açılmış. Bir kazanan ve kazandıran bir ilçe olmaya devam edeceğiz inşallah. Evet. Şimdi altyapı belediye başkanları sohbetlerimizde der ki nankör bir hizmettir der. Yani çünkü gözükmeyen kısmıdır ve çok maliyetli bir iştir aslında. Çok. Bütçenin çoğunu o götürür. Ama ortada bir eser yoktur. Bir taraftan altyapı var. Evet. Bir taraftan da üst yapı var. Tabii. Düzü gibi nasıl yapıyor bu iş? İkisi bir arada. Vallahi ikisini bir arada götürmek için bayağı çaba sarf ediyoruz. Tabii ki sağ olsun büyüklerimizin destekleriyle. Bugün Sivrisar'ın neredeyse altyapı sorunu bitmiş durumda. Son noktalardayız yani son bir hafta, iki hafta içerisinde inşallah altyapı olayımız tamamen bitiyor. Biz burada kanalizasyon olsun, su olsun, elektrik olsun, doğalgaz olsun hepsini bitirdik. Son noktadayız. Ben tabii ki buradan tekrar Sivrisar halkına teşekkür ediyorum. Sabırlı bir şekilde beklediler. Yani biliyorsunuz altyapı yapmak kolay değil. Toz, toprak, çamur demek. Tabii ki Sivrisar halkı da buna katlanmak zorunda kaldı. O için çok teşekkür ediyorum. Bunu da bitirdik. Altyapı da bitti. Şimdi inşallah yollara başladık. Yollarımızı yapıyoruz. Dediğim gibi her şeyiyle Sivrisar altyapısıyla, üst yapısıyla, tarihiyle, yemek kültürüyle misafirlerimize çok güzel bir gezilecek alan oluşturmuşuz diyeceğiz inşallah. Evet. Açılışta dedim ya her geldiğimde mutlaka açılmış bir şeyler oluyor, yeni bir şeyler oluyor. Bir dahaki geldiğimde de elim boş çıkmayacağım herhalde. Yine çünkü hazırlığı yapılan projelerimiz var. Güzel projeler var. Var. Ya dedim ya gelen misafirlerimize bir günü yetmeyecek Sivrisar'ı gezmek için. İnşallah öyle güzel bir projelerimiz var. Sivrisar Türkiye'den sonra dünyada inşallah bir numara bir ilçe yapacağız. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Sağ olun.